Kodeks ailesinin avukatlığını yapıyorum ben. Biliyorsunuz İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen bir soruşturma var. Bu soruşturma kapsamında da müvekkiller şüpheli olarak yargılanmaktalar. Bu konuda bir basın bildirisi yapmak durumunda kaldık. Şöyle ki MASAK raporlarını bekliyorduk. MASAK raporları geldi. MASAK raporları kapsamında da zararları gidermeye başladık. Şimdi şöyle, biliyorsunuz ki kripto piyasası risk piyasasıdır ve risk piyasasında da bir hacklenme durumu söz konusu olduğunda sistemin kapatılması olağandır. Bu kapsamda müvekkiller de, daha doğrusu müvekkil de bunu yapmak durumunda kalmıştır. Dolayısıyla ortada dolandırıcılık kastını varlığına gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Biz zaten bu yüzden de mağdurların zararlarının karşılanması gerektiğini başından beri bu şekilde bir uzlaşmaya vardık. Fakat MASAK raporlarını bekliyorduk. MASAK raporları geldi. MASAK raporları doğrultusunda da yaklaşık bir hafta içerisinde 373 tane mağdurun toplam zararını giderdik. 373 tane mağdurdan zararları büyük olanlar şikayetlerinden aynı zamanda vazgeçti. Gelen dekomuslar tarafından vekaleten gönderildi. Bu kapsamda zararların ödenmeye devam edeceğini bildirmek istiyoruz. Bununla ilgili de bildirimizin sonunda sizinle bir mail adresi paylaşacağız. Bu mail adresine zararları olan, zararı olduğunu beyan eden, mağdur olduğunu beyan eden kişilerin kimlik bilgileriyle ve zarar bedelleriyle bizlere bilgi vermesini istiyoruz. Bu bilgilendirmelerde avukatları vasıtasıyla yapmalarını açıkçası tercih ederiz. Çünkü savcılığımız çok titiz bir soruşturma gerçekleştirdi. Fakat zamanımız yok. Çünkü tutuklamaya dair süreler de doluyor. Soruşturma da gizli olduğu için daha fazla bilgi veremiyorum. Yalnız süremiz çok kısıtlı. 1-2 haftamız var ve biz bu 1-2 hafta içerisinde bütün zararları gidermek istiyoruz. Bütün mağdurlardan talebim ve ricam kendi bu bilgilendirmeleri yaparken toplu bir şekilde yapılanlara ve aynı zamanda meblağı yüksek olanlara öncelik verilecek. Bir öncelik sırası yapılacak ve iddianame düzenlenene kadar bu öncelik sırası içerisinde sıra sıra zararlar giderilmeye başlanacak. Şimdiye kadar zaten dediğim gibi başta söylediğim şeyi tekrarlıyorum, 373 tane mağdurun zararı giderildi. Lütfen bize ulaşın. Mail adresinde sizler paylaşır mısınız, ben de paylaşayım. erasyonhukukvedanışmanlık@gmail.com adresine sizin için oluşturuldu bu adres. Lütfen bu adrese zararlarınızı bildirin.